İstakozun üstüne de iyi gitti değil mi? Evet. Ay ne yedik istakozu, ne yedik? Allah'ım. Ye doymadık. Paket yap biraz eve de götürelim. Afiyet olsun. Keşke çayın yanına un helvası kavursaydın istakoz için. İstakozun ruhuna mı? Evet. Evet, bir şey söyleyeceğim hanımlar. Şimdi tanışma hikayesini dinleyeceğiz ama ben size bir şey sormuştum, hatırlıyor musunuz? Masada istakozu gelince kaynadı. Burada cevap istiyorum. Siz farz edelim, erkek olsaydınız, evleneceğiniz kızda, kadında ne arardınız? Nasıl özellikler olmalıydı? Yani nasıl biriyle evlenmek isterdiniz? Nasıl bir kadınla? Baştan başlayalım. Evet, sana zor sormak istiyorum. Zor gelince baştan başlayalım olur. Evet Yıldız, böyle birkaç kelime alayım senden. Kesinlikle karakteri her ortamda aynı olan biriyle. Neye dikkat edersin? Dürüstlük bir kere. Dürüstlük senin için çok önemli. Bir de çalışkan olması. Kadının dürüst, çalışkan, başka? Bir de ne denir ona? Saygı değer, hani böyle kime nasıl saygı göstereceğini bilen, nerede nasıl oturup kalkmasını bilen. Sen böyle biri misin? Öyle olduğumu düşünüyorum. Kime İnşallah eşim tarafından da öyle görülüyorumdur. İnşallah. Ben öyle düşünüyorum. Peki Kardelen, sence? Yani ben yanımdaki kadının beni taşımasını isterim, kendine güvenmesini isterim. Hani özgüveni yerinde olsun, eşim hep öyle söyler. Hani özgüvenin beni bile aşıyor der yeri geldiğinde. O yüzden bence bu şekilde olması gerekiyor ve her zaman kadının kendini geliştirebiliyor olması çok güzel bir şey. Güzel. Hele günümüzde, o yüzden. Peki, evet. Aslanım, ben kesinlikle sadakatli bir kadınla beraber olmak isterdim. Yani bir erkek olsaydım. Evet. Benim kendimde de en önem verdiğim kadın da aradığın sadakat. Şey sadakat. Evet. Sonra? Sonra? O zaten yani, olmazsa olmazdı. Evet. Başka hani ne isterdin, o kadın ne yapsın? Saygılı olsun isterdim. Tamam, saygılı olsun. Başka, beni çok sevsin isterdim. Yani evet, yine böyle bir kadınsı vazgeçemiyorsun. Bir erkek evet. gibi düşünemedin sen. Evet. Evet. Bence zeki. Zeki kadın her şeyi yapar. Zeki kadın. Evet. Zeki akıllı. Evet, her şeyi yapar zaten zeki kadın. Sen de zeki kadın arardın evet. yani. Aslında şey derler ya, böyle biraz hani fazla zeki istemez derler erkekler için ama. Vallahi bilmiyorum aslında. Ben erkek olsam zeki kadın isterdim. Evet. Akıllı erkek ama zeki kadın ister gerçekten, evet, değil mi? Evet. Ben böyle eğlenceli karakterde bence bir eşim olsun. Eğlenceli isterdim. Bir kadın olsun evet, isterdim. Evet, her ortama neşeli. Ayak uydursun isterdim. Her ortama ayak uydursun. Evet, yani böyle eğlenceli bir ortamda somurtup bir kenarda kalmasın. O ortamda eğlenmeyi bilsin isterdim. Onun haricinde sadakat bence çok önemli. O zaten. En başta gelmesi gereken. Olmazsa olmazımız. Öyle o şekilde. Peki. Yarın da yine bir sorum olacak. Peki siz beylerden, eşlerinizden ne beklersiniz ve ne istersiniz? Yarın da ben bunların cevabını rica edeceğim sizden. Ben de birkaç bir şey eklemek isterim. Bence bir kadın, bir kere çirkin kadın yoktur, bakımsız kadın vardır. Evet. Bir kere bir kadın temizliğine dikkat etmeli, bakımına dikkat etmeli, özen göstermeli, saygılı olmalı kesinlikle ve kim demişti? Nerede nasıl davranacağını bilmeli, ses tonunu düzgün ve güzel ayarlamalı ve kadının ayakları yere iyi basmalı. Kendi güvenli. Ve altın bileziğini koluna takmalı. Önce kendimize güveneceğiz biz kadınlar. Öyle değil mi? Yani diplomamızın olması, mesleğimizin olması en büyük çeyizimiz bence. Evet, evet. Evet, çok teşekkür ediyorum hanımlar. Biz teşekkür ederiz. Evet Kardelen'cim, eşinin ismi ne? Furkan. Furkan'la nasıl tanıştınız? Nasıl tanıştık? Askerden önce bir kafede çalışıyordu. Ben de o dönem liseyi yeni bitirmiştim. Arkadaşımla iş bakıyorduk. Onun çalıştığı yerde de liseden başka bir arkadaşım çalışıyordu. Oraya gittik. İşte beni görmüş. Benim yanımda da başka bir arkadaşım vardı. O da o an Furkan'ı beğenmişti. Evet, böyle sürekli hani bakmaya çalışıyordu, bir şeyler yapıyordu falan. Ha. Ama Furkan da beni beğenmiş, sürekli orada çalışan arkadaşıma sormuş. Hani bu kız kim, nereden, neyce bizi tanıştır gibisinden. O da şey demiş hani, boşuna şey yapma, istemez. Hani konuşmaz, etmez. Hani biz o şekilde tanıştık. Bir iki üç ay konuşmaya çalıştı. Sürekli ben bir yere işe başladım, orayı öğrenmiş, oraya geldi, gitti. 2-3 ay böyle geçti. Sonra bir gün böyle hiç muhabbetimiz yok. Ansızın yanıma geldi. Bir anda hani böyle yabancıyız ama birbirimizi simayen tanıyoruz artık.
merhaba merhabamız var sadece. Ben gidiyorum falan dedi. Hani ben nereye oldum böyle bir şok oldum. Askere gideceğim dedi. Bence gitmeden bir görüşelim dedi. Güzel. Evet, sonra askere gitmeden bir hafta önce biz oturduk. Bir haftalık daha böyle tanışma şeyindeydik, askere gitti. Evlilik teklifi nasıl geldi? Ne zaman geldi? O da 2021'de geldi. Güzel geldi Boğaz'da, teknede. Teknede. O hani o yazdırıyorlar ya. Net ışıklı. Ah işte şu anda fotoğrafı da geldi. Evet. Evet, çok romantik. Gelinlerin olmazsa olmaz evlilik teklifi ha? Evet. Bu da viral mi? Evet, çok güzel. Peki sonrasında isteme, söz nişan nasıl oldu? Neler yaşadınız? İsteme aile arasında oldu. Söz kesildi. Nişanı ben ayrı yaptım, salonda yaptım. Nişandan sonra ufak tefek böyle aramızda şeyler oldu. Böyle bir kopukluk yaşadık. Neden? Ya böyle iş ciddiye bindiğinden mi diyeyim? İkimiz de biraz böyle gerildik açıkçası. 3 ay kala falan düğüne biz evi dizmeye başladık. Hani o derece bir kopukluk oldu. Bir dakika oldu. Şimdi ne kadar ayrı kaldınız? Koptunuz, ayrıldınız evet, yani. 5 ay falan ayrı kaldık. Aha. Ve bizim düğün tarihimiz alınmıştı. Aa, evet. Peki bu o şey ne oldu? Hani sizi öyle ayıracak kadar olay... Ne yaşamış olabilirsiniz? Birbirimizi kırıldık açıkçası. Hani şöyle, sevgimiz de çok yüksek, kavgamız da çok yüksek. Evet. Hani kavga ettiğimiz zaman veya en ufak bir şeyden tartıştığımız zaman hani insan en çok sevdiğine kırılırmış. Doğru. Birbirimize evet, çok kırıldık. Doğru. Hani o gelemedi, ben gidemedim. Arayı bulmaya çalıştırırlar ama hani aileler anlaşıyor muydu kardelence? Aileler çok anlaşıyor hani maşallah. Peki kim araya girdi, nasıl barıştınız diye sorun annelerimiz var. Bizi heh, bir araya getirdi. Biraz da evet. Kaynanam. Hani, kayınvaliden. Evet. Oturalım, konuşalım. Hani, güzel. Olmaz dedi. O şekilde oturduk. Sonra? Sonra 3 ay içinde hemen evi kurduk. Burada kiracı vardı zaten. Evet. Düğün tarihimiz falan belliydi. Hemen evi apar topar kurduk barıştıktan sonra. 3 ay içinde her şey oldu. Hani gelinliğim bile hazırdı ama iptal etmeye kıyamıyordum ama olmayacak şeyi de vardı böyle. Peki sonra bir daha böyle bir tartışmanız yüksek yok, bir kaldınız? Olmadı. Çok şükür. Burası işte nişan yapıldığında sözün değil mi? Sözün yapıldığı yer. Söz nişan bir arada mı oldu? Yok, nişan ayrı, salonda oldu. Ay, nerede çok yaptın? Çok şıksın burada ve beyaz giymişsin. Evet, evde neresi yaptım. Neresi burası? Ev. Yok, nişanı hayır, nerede yaptın? Nişanı ayrı salonda yaptım, bu söz. Hediyelik vesaire dağıttın mı? Yok, dağıtmadım. Ama elbisen çok güzel olmuş. Zaten neden senin fiziğin beyaz, çok güzel. Çok evet, neden beyaz giydin? Neden diyor, beyaz giydin? Yani. Ya böyle bir hoşuma gitti. Genellikle hani beyazı düğünlerde... Temiz bir sayfa açmak adına düşünmüş olabilir belki. Ama genelde sözde beyaz giyiyorlar artık ya. Yani evet, aşinayız o görüntüye. Evet. İstemede değil mi? Ya annem nişanda bana ne renk tercih ettin peki? Nişanda bebe mavisi. Nişanda bebe mavisi. Nişanın nerede oldu? O salonda oldu. Kaç kişilik bir salon? 600 kişilik bir salondu ve hafta içi olmasına rağmen aşırı kalabalıktı. Biz o kadar yani, beklemiyorduk. Düğün gibi oldu. Şey, salon oldu derken bir otelde mi, bir yok, şeyde mi? Yok, düğün salonunda normal. Ha, düğün salonunda. Oldu. Takı ne kadar toplandı? Nişanda. 50 bin lira kadar nakit vardı. Maşallah. Evet. Peki kına gecen nasıl oldu? Nerede oldu? Kına gecem çok güzel oldu. O da bir düğün salonunda oldu. Aynı yerde mi peki nişanın olduğu? Yok, farklı bir yerde. Kaç kişilikti peki? Kına'da çok kişi yoktu. Kadınlar arasıydı. Erkekler sonradan dahil oldu. Hani yakın çevre. Ama kaç dedi kıyafet giydin? Ben 4 kıyafet giydim. Mor mu? Lacivert herhalde. Bir çıkış kıyafetim var. Abiye. Evet. Bir bindallım var. Bir roman kıyafeti giydim. Bir de after party kıyafeti giydim. Organizasyona dahil miydi? Salonun hepsi içine mi? Hepsi organizasyona dahildi. Kıyafetlerin de. Sadece evet, abiye mi sana ait diyor da ona mı organizasyon? Hepsi. Ne kadar verdi? Sadece pembe kıyafetim ben kendim yaptım. Ha şun bright mı? After, yani after aynen, pardon. Pembe kıyafetim kendim. O da çok tatlı. Organizasyona toplamda ne kadar verdin? Ona 12 bin TL verdim. Salon dahil. Salon ayrı. Salon ne kadardı? Salon 2 bin lira. Aa, çok iyi çıkmış. Evet. Kınada evet, şey, ne kadar salonun yani görünüşüne göre 2 bin lira çok iyi gerçekten. Çok vintage duruyor çünkü ha, bakıldığında. Kınada ne kadar geldi toplam? Kınada takı toplanmıyor. Nakit gelmez biz yani onların o tarafta. Peki bu nedir? Bu evden çıkışın mı? Bu güne gelin giderken alması. Eşim ha, gelirken evet. Şey mi bu, mahalleyi yakarım senin için. Yakmış ama evet. Vallahi yanmış. Balayına gittiniz mi? Balayına şöyle, işten dolayı çok uzak bir yere gidemedik. 3 gün kadar iznimiz vardı. Kapadokya'ya gittik. Hı hı. Güzeldi ama orası da güzel. Şey, düğün balayına atladık da düğünde ne kadar takı takıldı? Düğünde 100 bin lira kadar nakit vardı. Kalan altınlarla beraber falan 400 bin lira kadar bir... Kime kaldı takılar? Ama kendi bileziklerim dışında. Gelinliğin ne kadar?
Gelinliğim 15 bin TL, onu da diktirdim. Yalnız fotoğraflar, balayı, evet. Kim sormuştu balayını merak eden gelin? Baksana. Da çekim mi yapıldı balayında? Evet, özel çekim yaptırdım. Evet, Kapadokya'da giydi. Böyle bir konsept var. Ne güzel bir kıyafet, var. Bu kiralık evet. mı? Evet, oradaki fotoğrafçı biz. Aslanın. Hmm. Dış çekime ne kadar verdi? Bir şey sorabilir miyim? Düğünde toplanan takılar kim içti? Onlar bize kaldı. Merak içindeyim. Bir dakika. Bir dakika karışmasın. Aslan bunu kaçır ama. Bu eşinin o dış çekim kıyafeti değil değil mi? Kardelen. O normalde ben tek çekilecektim. Tek başıma çekiyorlardı. Öyle anı kalsın diye eşimle beraber çekildim. O fıstık yeşili gömlek herhalde. Fıstık yeşili ama iyi o fosfor. Fosforlu. Aynen onu biz telefonla çekildik. Ha, normalde iyi bari. Tek çekilecektim. Takıları sordular bir tane. Takılar bize kaldı. Düğünü biz hani eşyalar olsun, düğün masrafları olsun eşimle beraber yaptık aslında her şeyi. Hani aileleri masrafa sokmadık, bize kaldı. Peki aileler takı taktı mı yoksa onları da mı siz kendi aranızda? Yok onlar taktı. Kaç ne kadar taktı yani ayıptır sorması. Sorması ama eşim, sorarız. Eşimin tarafı 5 tane bilezik taktılar. Set taktılar altın. Küpe falan taktılar. Bunlar böyle ne bunlar? Bunları evet, kim bunu taktı? Bunu merak edersin. Yıldız merak eder. Birinin görümcem taktı. Birinin kaynım taktı. Öpüyorum onu. Çok severim. Çok güzel. Diğer şunu zinciriyle birlikte. Bunu, Reşat herhalde o. Eşimin ailesi. Reşat taktı. Mı oluyor kendisi? Reşat herhalde o. Evet. Reşat değil mi? Hmm. Yarım altın gibi dedim. Nasıl tam yarım ya? Yok, bence aradaki Reşat dönmüş. O tam altın. Arkası kırmızı böyle. Ne oluyor böyle? Reşat dore, Reşat ya da etrafını dore kaplama yaptılar. O Reşat ya da atı. Reşat ya da atı tam değil ama Dorika. Evet, Dorika. Dorika diye geçiyor. Dorika. Dorika. Evet, şurada evet. Boncuk işlemeleri. Boncuk yuvarlak yuvarlak. Evet. Dur. Şöyle yapalım da. Peki.